Evliliklerde erkeklerden duyduğumuz en büyük konulardan bir tanesi, "Hocam benim eşim erkek gibi davranıyor bana karşı. Bana karşı dikleniyor. Hocam davranışları, beden dili, konuşması tıpkı erkek gibi deniyor." Evet, var mı böyle vakalar? Var. Peki, hadi bakalım. Beraber bu vakanın hikayesine bir bakalım. Neden bir kadın böyle oluyor? Arkadaşlar, her bir kadının yedeğinde bir erkeksi tarafı vardır. Yedek pilot gibi ihtiyaç halinde bu açığa çıkar. Nene hatun gibi yeri geldiğinde bir erkek gibi silahlanır düşmanı kovalar. Yeri geldiğinde dul kaldığı zaman o erkeksi tarafını açığa çıkarır. Kendi çocuklarını korur, kanatlarının altına alır. Hem bir erkek boşluğunu doldurur hem de bir kadın boşluğunu doldurur. Hatta bir bilgenin harika bir tespiti var. Diyor ki kadının üçte biri erkektir. Erkeğin de üçte biri çocuktur. Kadının üçte biri erkektir. Evlendiği zaman bunu dengeler diyor. Ne demek? Kadın gizli bir erkek tarafını saklı tutuyor. Yaratıcı sistemi böyle kurmuş. O güçlü o mücadeleci tarafını gizli tutar. Kadın evlendiğinde onun eşi yani onun erkeği onun erkeksi tarafını doldurduğu için o taraf körelir, gelişmez ve kadın 3'te 3 kadın olur. Artık bir erkek gibi davranmaz, bir erkek gibi konuşmaz, bir erkek gibi bir mücadele içine girmez. Ama eğer bu erkeksi tarafı eşi tarafından tamamlanmazsa kadının bu defa üçte biri belki de üçte ikisi erkek olmaya başlar. Şimdi kadın evlendiğinde eğer onun o erkeksi tarafını erkek doldurmuyorsa yani erkeğe düşen işleri yapmıyorsa yani okulda veli toplantılarına kadın koşturuyor, faturaları kadın ödüyor, evdeki tamirat ve tadilat işlerini kadın yapıyor. Yani hasılı bir erkeği ilgilendiren bütün boşlukları kadına yüklediyseniz erkek olarak sadece ben para kazanıyorum sabah işe git akşam geç saatlerde eve gel evle ilgili hiçbir bilgi yok. Evle ilgili hiçbir destek yoksa o adeta bir dul kadın gibi kendi işlerini kendisi yürütmek zorunda kalıyorsa işte bu kadının o erkeksi tarafı açığa çıkmaya başlar. İşte o erkeksi tarafıyla beraber kadın karşına dikilir erkek dilini kullanmaya başlar. Bu bir. Yani eğer kadının erkeksi tarafı tamamlanmazsa açığa çıkar. İki. Bir kadın, bir anne, bir kadın medeniyetimizde toprak olarak algılanır. Toprak ana deriz biz. Bir toprak eğer suyu verilmezse, eğer çapası yapılmazsa o toprak zamanla sertleşir. Katılaşmaya başlar. Taş gibi olur. Artık orada bitki yetişmez olur. Ve orada yetişse yetişse diken yetişir. Aynen öyle de bir kadın su yerine sevgi almazsa, çapa yerine ilgi almazsa o kadın toprak gibi sertleşir. Kadın sevgiyle ve ilgiyle kadınlığını hisseder. Kadın sevildikçe, kadın önemsendikçe, kadın ilgi gördükçe kadınlık tarafı canlı durur. Sevilmeyen kadın, ilgi görmeyen kadın, unutulan kadın, ihmal edilen kadın zamanla artık o sevgi ilgiye muhtaç tarafını yok eder. Artık bir erkek gibi daha duyarsız, daha katı, daha sert olmaya başlar. Bu da bir hikayenin sonudur. Bir yaşanmışlığın doğal bir sonucudur. Dolayısıyla bu durumda kadın karşınıza bir erkek olarak çıkar ve sizinle bir erkek gibi konuşur. Erkek gibi tartışmaya başlar ve siz bundan rahatsız olmaya başlarsınız. Böyle bir durumu istemiyorsak lütfen bir erkek bir kadın bir yuva kurar. Herkesin görev ve sorumluluğu ayrıdır. Eğer bu görev ve sorumlulukları herkes tamamlarsa herkes kendi doğası üzerinde gider. Ama siz görevinizi erkek görevini kadına bırakırsa kadın erkeksileşir. Kadın görevini erkeğe bırakırsa o da kadınsılaşır. Çocukları sevmeyen bir kadın düşünün, ilgilenmeyen bir kadın düşünün. Bu defa baba yumuşak olur. Pembe babalar ortaya çıkmaya başlar. Artık onlar bir anne moduna gitmeye başlar. Bu işin doğasında vardır. Bu tür acı sonuçlarla karşılaşmamanın yolu 1. kadın kendi görevini, erkek kendi görevini yapacak. 2. kadının sevgi ve ilgi ihtiyacının karşılanması lazım ki kadınlığını unutmasın. Peki erkeğin ihtiyacı nedir? Erkeğin üçte biri çocuktur. Çocuklar onay ister. Çocuklar takdir ister. Çocuklar pohpohlanmak ister. Pışpışlanmak ister. İşte biz de eşimizin o çocuksu tarafına yatırım yapacağız. Yani iyi ki varsın, iyi ki başımızdasın, kesene bereket, Allah emeğine bereket versin gibi onay sözcükleriyle biz erkeğin içindeki o çocuksu tarafına hitap ettiğimizde birbirimizin fıtratını korumuş oluruz. Ne kadın erkek olur ne de erkek kadın taklidi yapmak zorunda kalır.